geldiniz. Merhaba. Güzel Datça'nın, güzelim Datça'nın güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir pazar gününde bu kadar güzel yazdan kalma son bir günde bugünü eşiyle, dostuyla, ailesiyle, çocuğuyla, torunuyla, annesiyle, babasıyla geçirmek varken ilçe ziyaretimize gelip ilçenin önünü böyle miting alanına çeviren ve Türkiye'nin en büyük ailesi olduğunu gösteren Cumhuriyet Halk Partililer. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İl Başkanımız Zeki Can Balcı ile birlikte geldik. İlçe Başkanımız Sezai Öz'ün şahsında bir önceki ilçe başkanımızı Aytaç Kurt'u burada çok yüksek bir oyla belediye başkanı seçtiniz. Yine önceki dönem Bodrum'un belediye başkanı olan büyükşehir adayımız Ahmet Aras Muğla'da aldığı en yüksek oyu Datça'dan aldı. Hepinize teşekkür ediyorum. Tabii Datça'nın kış nüfusu 25 bin, yazın 100 bini geçiyor, 150 bini buluyor diyenler var. Datça'ya olanaklar kışa göre yollanıyor para, hizmet yaza göre isteniyor. Muğla'da da aynı sorun var. Ahmet Başkan bu kadar yüksek bir oy alınca Datça'daki su sorununu da biliyorum. Dedim ki Datçalılar size bir mesaj vermiş. Büyük bir destekle yüksek bir hizmet bekliyorlar. Biraz önce dedi ki birinci etap çalışmayı bitirdik. 8 mahallenin su sorununu çözdük. İkinci etapa başladık. Geri kalanını da çözüyoruz dedi. Kendisine teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Aytaç Başkan örgüt emekçisi. Siyasi yaşamımızda da hep aramızın çok iyi olduğu, ben değişim yoluna çıktığımda beni ilk destekleyen ilçe başkanlarımızdan, delegelerimizden bir tanesiydi. O Datça'da belediye başkanlığına aday oldu. Anketler yaptık. Örgütümüzdeki gücünün sokakta da Datça'da da olduğunu gördük. Görevlendirdik, o da çok büyük bir başarı elde etti. Tabii Datça çok önemli bir kent. Hasan Ali Yücel'in oğlu Can Yücel'in memleketi. Onun göz bebeği bir yer. Kinidos antik kenti var. Ege ile Akdeniz'i ayıran burun. Dünyanın en stratejik deniz noktalarından bir tanesi tarih boyunca. O Kinidos antik kentinin adına kurulan Kinidos Derneği bundan 3 yıl önce, 4 yıl önce bana yılın milletvekili ödülünü vermişti. Uzun bir yolculuktan sonra o ödülü almaya gelmiştim. Sonra beni güneş batımına götürdüler. Burada bir dilek dile dediler. Ben Türkiye ile ilgili bir dilek diledim. Ama yanımdakiler kendimle ilgili bir dileği söyleyip buraya geldin, inşallah bir dahaki sefere genel başkan olarak geleceksin demişlerdi. Bugün Kinidos'a gidemedik ama Datça'ya genel başkan olarak geldik. Emin olun şunu söyleyeyim. Kinidos'ta tuttuğum dilek kendime dair değildi ve makama, mevkiye dahil değildi. Ama yanımdakilerin tuttuğu dilek gerçek oldu. İnşallah benim dileğim de gerçek olacak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi ilk seçimlerde iktidar olacak. (Gülüyor)
235 kilometrelik sahiliyle 52 koyuyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesindeyiz. Başkana nasıl geçti dedim. İyi geçti dedi. 6 ayını bütün belediyelerin ölçüyoruz. Muğla'nın da Datça'nın da ölçüyoruz. Ama görünen o ki yaz sezonu açılırken Datça'da açılan halk lokantası, Datça'nın Cumalı, Çeşme, Yazı, Belen mahallelerini kaplayan Betçe 3. etap su projesinin hazırlanması, 1. etapın 2. etapın çok önemli sorunları çözmüş olması, vatandaşın anayasaya aykırı olarak girişinin engellendiği sahillerin halka açılması, sahilleri haksız işletenlere karşı işlem yapılması ve kamunun halkın menfaatlerinin savunulması, 160 depremzede öğrenciye Datça'da ev sahipliği yapılması, sahip çıkılması, Datça limanındaki iskelelerin yenilenmesi, kapasitelerinin geliştirilmesi, Sarıca Yaz Festivali'nin yapılmış olması, görüyorum ki Datça'da büyük bir memnuniyet yaratmış, anketlere yansımış. Başkanı tebrik ediyorum, sizlere teşekkür ediyorum. Çok dar bir vakitte oradan oraya koşuyoruz. Çanakkale'den Bursa'ya, Bursa'dan memleketim Manisa'ya, İzmir'e, bugün Muğla'da sabah il başkanları açıklamasına, toplantısına, Datça'dan sonra birazdan Marmaris'e, sonra Muğla merkezde MUPA'nın sunumuna katılıp yine yarınki toplantı için, MYK toplantılarımız için, salı günkü grup toplantımız için 2 günlüğüne Ankara'ya gideceğiz. Şundan emin olun, Cumhuriyet Halk Partisi sadece genel başkanı değil, milletvekilleriyle, parti meclis üyeleriyle, MYK üyeleriyle, il başkanlarıyla, belediye başkanlarıyla farklı bir motivasyonla çalışıyor. Motivasyonumuz kendimize dair işler değil. Örneğin, hep söylüyorum, Ahmet Aras'ın cebinde bir anahtar var, Aytaç Kurt'un cebinde bir anahtar var. Aytaç Başkan'ın cebindeki anahtar Datça Belediyesi'nin kapısının, kasasının anahtarı değil. Ahmet Başkan'ın cebindeki anahtar Muğla'nın altın anahtarı değil. Onların ceplerindeki anahtar önümüzdeki seçimlerde Atatürk'ün partisinin iktidarının anahtarı. Eğer ki bugüne kadar çalıştıkları gibi, umduğunuz gibi dürüst çalıştıklarında, gayretli çalıştıklarında, emeğe değer verdiklerinde, doğayı koruduklarında, kent suçlarına karşı mücadele ettiklerinde, bu yaptıkları görev bizim partimize iktidar yolunu açacak. İktidarın anahtarı onların ceplerinde. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bakın emekliler var ve diyorlar ki emekliler için etkin mücadele, emekliler için seçkin statü, sendikal statü, emeklinin örgütlü mücadelesini burada ifade ediyorlar. Biliyorsunuz, genel başkan oldum, o gün çıktım şunu dedim. Kuru kavga etmeyeceğiz. Asla ve asla Tayyip Erdoğan'ın istediği tartışmaların, Tayyip Erdoğan'ın istediği itişmenin, kakışmanın, sürekli onunla ağız dalaşına girip gündemi onun istediği yere çekmesine izin vermeyeceğim. Ben kavga edeceğim. Elbette Tayyip Bey'le kavga edeceğim. Ama onunla yapacağım kavga onun istediği gibi kimlik kavgası değil, etnik kavga değil, mezhep kavgası değil, onun istediği gibi suni bir gündem üzerinde. O bana hakaret, ben ona hakaret değil. Onunla yapacağım kavga
geçinemeyen emeklinin mahkum edildiği 12.500 liranın davası. Onunla yapacağım kavga seçimden önce 4 kere zam yapacağım değil, bu sene bir kere bile zam vermediği asgari ücretlerin kavgası. Onunla yapacağımız kavga yoksul çiftçilerin, emeklilerin kavgası. Gelecekten güveni kalmayan, geleceğinden endişe duyan gençlerin, yurt dışına gitmek isteyen gençlerin Türkiye'de kalmaları, yaşamaları, hayal kurmalarına dair kavga. Bir yanda Tayyip Bey, bir yanda Devlet Bey sürekli bir beka sorunu buluyorlar. O beka sorunu, bu beka sorunu. Ne olacak? İşgal olacak. Dünya devi ülkeler gelecek, dünyanın gelişmiş ülkeleri Türkiye'yi işgal edecek, onun için birlikte durmalıyız. Tayyip Bey'e şunu söylüyorum, bu ülkede bir beka sorunu olursa, ki oldu, 100 yıl önce oldu, 110 yıl önce oldu, geldiler, işgal ettiler, ne oldu, ne oldu, bakın, geldikleri gibi gittiler, o günlerde birileri İşgal donanmasına kırmızı halı seriyordu ama birileri geldikleri gibi gidecekler diyordu. O gün bu ülke beka sorununa düştüğünde Atatürk çağırıyor diye Tayyip Bey'in yaptığı gibi mitinglerine gelip de kodun üstüne perdelik kumaştan yalandan kefen çekenler değil, aha da bu memleketin 83 milyonun toprak altında yatan kefensiz dedeleri kurtardı, nineleri kurtardı. O gün geldiğinde gereğini bu millet yapar. Ama esas beka sorunu insanları korkutup dünyanın gelişmiş ülkeleri gelecek, buralarda hayal kuruyorlar deyip de milleti korkutmak değil. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin Türkiye'de hayal kurması normal. Cumhurbaşkanı'nın bir ilçesini Allah göstermeye Datça'nın yarısını ver sana Hollanda'nın tapusunu yaparlar. Marmaris'i vermeye kalk Almanya'nın iki katını versinler. O yüzden onlar burada hayal kurar, vız gelir tırıs gider. Ama esas bekar sorunu bu ülkenin gençlerinin dünyanın başka ülkelerinde hayal kurmasıdır. Dünyanın o ülkelerinin burayla ilgili hayal kurması değil. Bu ülkenin 4 gencinden 3'ü dünyanın başka ülkelerinde hayal kuruyorsa işte beka sorunu oldu. Tayyip Bey geçtiğimiz günlerde bir beka sorunu daha uydurdu. Ne dedi? İsrail Türkiye'ye saldıracak. Hemen geçmişte bu numaraları yaptı. Yutan oldu, yutmayan oldu. Hemen dedim gel. Anlat bunu. Tabii geçmişte bunu deyince devlet sırrı bildiğimiz var. İstihbarat teşkilatım var. Jandarma var, polis var, askeri istihbarat var. Bildiklerim var. Gel dedim kapalı oturum yapalım. Gel mecliste gizli anlat. İkna olursak hep beraberiz. Ama eğer ki sen bunu altını dolduramazsan gizli oturumda ne konuşulduğu konuşulmaz. Ama ne konuşulmadığını anlatırım. Kendi gelmedi, iki bakan yolladı. İki bakan sizin televizyonda duymadığınız hiçbir şeyi anlatmadı. Demek ki neymiş? İsrail Türkiye'ye saldıracak korkusunun bir maksadı var. Ama ben de yanılmışım. Ben sandım ki o bunu şunun için yapıyor. Şunun için yapıyor. Efendim, İsrail Türkiye'ye saldıracak. Açsın, güvencesizsin, işsizsin, kimsesizsin ama derdini konuşma, unut. Beni desteklemelisin çünkü tehlike var. Vallahi benim bu dediğimi yapıyor ama fazlasını yapıyormuş. Diyor ki İsrail saldıracak, sizin cebinize elinizi atmanız, bana 70 milyar yeni vergi vermeniz lazım. Bakın Tayyip Bey 2017'de
savunma sanayi konundaki 3 milyar, bu para bugünkü parayla 30 milyar. İhtiyacı yok, savunma sanayine yeterince destek verdik deyip alıp varlık fonuna devretmişti. O para bugün olsa 30-35 milyar, işlettiği takdirde 50 milyar, 70 milyar. Şimdi sizin her birinizin her harcamanızdan yeni vergiler alacak. Demek ki mesele İsrail tehlikesi değilmiş, vatandaşa cambaza bak değil, cebine el atmakmış. Tayyip Bey'in bu oyununu milletimize şikayet ediyoruz, milletimize. Diğer bir yandan bir de Numan Kurtulmuş çıktı. Geçtiğimiz günlerde şunu hatırlayalım, şunu. Tayyip Bey herkese verdiği sözü tutmuyor, hiçbirimize. Emekliye söz verdi, enflasyonu ezdirmeyecek. Tuttu mu? Hayır. Asgari ücretliye söz verdi, 4 kere zam yapacağım. Tuttu mu? Hayır. Çiftçilerin taban fiyatı zararına olmayacak, en yüksek desteklemeyi vereceğiz dedi. Tuttu mu? Gençlere umut vaat etti. Efendim her şey ucuzlayacak dedi. Tuttu mu? Peki kime verdiği sözü tuttu? Hüdapar'a. Hüdapar. Kim onlar? Domuz bağcıların avukatları. Kim onlar? Kadınlar sahipsiz kalmasın, sokak hayvanı gibi sahiplendirelim onları diyenler. Bunlara söz verdi diye gitti, İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Yani kadınların, gençlerin arkasından devleti çekti. Şimdi dünya kadar cinayet işlenince cezasızlık oluyor, bu işi çözmeliyiz diyor. Bir cezasızlık varsa bunun müsebbibi Tayyip Bey'dir. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasıdır. Saldırganlara, arsızlara, kadın düşmanlarına cesaret vermesidir. O Hüdapar'a söz verdi diye oradan çıktı. O Hüdapar tuttu sürekli ne dedi? Anayasanın ilk 4 maddesi tartışılsın. 4. maddesi ilk 4 madde değiştirilemezdir. O maddeye karşı çıkıyoruz diyenlere yüz verdi. Geçtiğimiz aylarda sorduk, kıvırdılar. Dün bu sefer meclis başkanı çıktı, Numan Kurtulmuş. Dedi ki devletin milletiyle ve ülkesiyle bir bölünmez bütün olduğu ifadesi yanlış. Bu nerede yazıyor? Aynı yerde yaşıyor. Esas mesele göya bir entelektüel tartışma başlatacak. Efendim devletin milletiyle ve ülkesiyle değil de millet devleti ve ülkesiyle. Platon diyor ki devlet kişilerin kurduğu bir yapı değil, şartların gerektirdiği zorunlu bir oluşumdur. Platon devleti kutsuyor, öbürü ümmeti kutsuyor, öbürü milleti kutsuyor. Kardeşim hiç oynamaya gerek yok. Elini uzatanın eli kırılsın. Anayasanın ilk 4 maddesinden orayı okuyunca şunu anlıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, milletiyle, ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Nokta. Numan Bey, Tayyip Bey Hüdapar'a bir şey diyemiyor. Bahçeli Hüdapar'a bir şey söylemiyor. Bu da Hüdapar'ın alanını genişletecek. Hesapta entelektüel tartışma açıyor. Devlet mi milletiyle bütünmüş, millet mi devletiyle? Biz okuduğumuzdan onu anlıyoruz. Yok efendim askerler yanlış yazmış. Vallahi biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Hristiyanıyla, Yahudisiyle, Müslümanıyla. Biz hep beraber bir ve beraberiz. Orada yazandan anladığımız şudur. Devletimizle, milletimizle, ülkemizle birlikte bir bütünüz. Bayrağımız belli, başkentimiz belli, kurucumuz belli. Bunlarla sorunu olanlar da belli. Onlara ilk 4 maddeye el uzatanında elini kıracağız. O kadar. Ben bu Datça'yı çok seviyorum ama
Hep böyle gelip hızlı hızlı gidiyorum. Bir kere daha gelmiştim, çok acelem var demiştim. Aytaç Başkan'la ilçe başkanım, o zamanlar tabii Aytaç Başkan ilçe başkanıydı. Önceki belediye başkanım, beni aldılar bir şeyin önüne götürdüler. Acelem var diyorum, bir fotoğraf çektir öyle gidersin diyorlar. Bir duvarın önünde fotoğraf çektik, bir baktım bir salyangoz resmi. Yanında yazıyor ki çok acelem varsa bu dünyada ne için var da atacağız. Kusura bakmayın ama benim acelem var yine. O yüzden gidiyorum ama şunu söyleyeyim. Acelem var, partiyi iktidara getirmemiz lazım. Acelem var, bu iktidarı bir şekilde göndermemiz lazım. Emeklinin, işçinin, memurun, çiftçinin, gençlerin yüzünü güldürmemiz lazım. Onun için acelem var, onun için gidiyorum. Bunlar gidince geleceğim, uzun uzun taçlara tatil yapacağım, söz veriyorum. Hoşçakalın, sağ olun, var.